Orta Doğu Gazetesi'nin internet sitesinde Şükrü Alnaçık isimli yazarın bir demeci vardı. Sonra yayından kaldırdılar. Orta Doğu Gazetesi yazarı Şükrü Alnaçık'ın Trakya ve Ege'deki seçmeni kastederek seçim analizi yaptığı yazısına CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'ndan tepki geldi. Burada resmen Trakya'daki yaşayan insanlara bir hakareti söz konusu. Özellikle Edirne lafı geçtiği için ben de bir Edirne milletvekili olarak cevap verme gereği hissettim. Gaytancıoğlu, Alnaçık'ın Türkiye'nin batısındaki CHP şeridine bakınca analiz meraklılarında şöyle bir heves oluşuyor. Bakın, batının eğitimli seçmeni CHP'yi tercih etti. Demek ki halkı eğitirsek herkes CHP'li olur. Ne eğitimi? Göbek dansı eğitimi mi? Millete eski bir pagan geleneği olan kakava şenlikleriyle mi eğiteceksiniz? Yoksa rakı kokan keşan panayırıyla mı? Yazısıyla Trakyalıları küçük düşürdüğünü ifade etti. Bu açıklamayı çok talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün insanları bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün insanlar kardeştir. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda kurulan ve yönetilmiş, bugünlere kadar gelmiş bir ülkedir. Kimse ötekileştirilemez. Kimse bir diğerine üstün kılınamaz. Özellikle Atatürk'ün doğduğu topraklara en yakın il olan Edirne'den Edirnelilere böyle bir laf söylendiği için ben de Edirne milletvekili olarak kendisini buradan kınıyorum. Milletvekili Gaytancıoğlu, bu açıklamayı çok talihsiz olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm insanlar bir bütündür. Kendisini de buraya davet ediyorum. Buradaki insanların devletine, milletine ve Atatürk'e nasıl bağlı olduklarını görsünler dedi. Ve burayı kendisini davet ediyorum. Buraya gelsin. Edirne'deki insanların Cumhuriyet'e, Atatürk'e nasıl bağlı olduklarını, devlete nasıl bağlı olduklarını görsünler. Bizim eğitim düzeyi çok düşük insanlarımız da var. Eğitim düzeyi çok yüksek insanlarımız da var. Ama insanlarımızın her biri Atatürk'e ve onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sonuna kadar bağlı insanlardır. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada aldığı yüksek oy bu şekilde karartılamaz, bu şekilde küçük görülemez. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi var olduğu sürece bu ülkede demokrasi de var olacaktır.